كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Estaizu billahi bismillah. Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihem ve kâle inneni minel müslümin. İnsanlara Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan biri, Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir diyor. Allah Celle Celaluhu. Arkadaşlar, bu iş hocanın, hacın, şeyhin, alimin iş değil. Ve kâle. Ve kâle. İnneni minel müslümin. Ve ben de Müslümanlardan biri Müslümanım diyen. Bak ben de sıradan Müslümanım. Evet, ben Hüseyin Çevik olarak sıradan, avam, günahkar, bozuk bir Müslümanım. Allah Allah, ama emir bil maruf yapmak zorundayım. Ayet var bu kadar. İyiliği emredin, kötülükten neydin? Ayet var da mübarek adamlar. Hepiniz yapacaksınız. Benim yaşım şu kadar, benim başım bu kadar, benim kafamda saç yok, benim sakalım bilmem. Bunun bu böyle bahaneler yok. Benim takkem yok. Hayır, bu da bahane değil. Bu iş yapılacak. Ömrünüzü Allah yolunda harcayın. Başınızdaki saç Allah yolunda dökülsün. Saçınız, sakalınız Allah yolunda ağrısın. Rabbim Celle Celaluhu'nun izniyle bunlar hepsi mahşerde şahit olsun. Bak yaşımız geçiyor. Yaşlar ilerliyor. Öleceğiz, gideceğiz daha. Aha, 36 ya. 50 değil, 36. Hala 36'ım yani. 50 değilim yani. Hani millet beni her sene 5 yaş falan atıyor zannediyor. YouTube'a attık videosunu. Millet habire soruyor diye, kaç yaşındasın diye. 36 yazdım. Altında ne 36? 50 değilmişsin. Ulan 36'yız daha. Hayır, 36 kardeşim. Ne var bunda? 36. Dün 36'mızı inşallah doldurduk. Neyse, anlatacağım bunu. Dün akşam evde oturuyorum. Misafirim var. Misafirlerim gelmiş. Hatırlıyorum. Bizim başkan aradı. Hocam dedi, ev sahibi, perdeci ev sahibini aramış. Perdeci ev sahibini aramış. Mutfaktan şarıl şarıl su sesi geliyor. Lan akşam akşam evde misafir var. Kim gelecek, kim gelecek? Yusuf arıyorum. Tabii ki her zamanki bir telefonda bakmıyor. Bunu da arada söyleyeyim. Hiçbir zaman bakmıyor tabii gerçi de. Yusuf aradık, telefonu kapalı. Muhammed'i arıyoruz. Muhammed, Allah selamet versin, telefonu açmıyor. Ula dedim, şimdi misafir var. Gitmek istemem, ayıp olur da. Dedim Hüseyin atla git, şimdi sıkıntı olmasın mescidi. Abi atladım, ışık hızıyla geçtik dümdüz. Hani nasıl yanaştığımı da bilmiyorum buraya. Kapıyı açtım. Ben hani kapıyı açacağım, böyle ayağım şıpır şıpır su olacak diye bekliyorum. Hani böyle pıt diye basacağım, ayağıma su gelecek. Ula kapıyı açtım. Bir şey yok. Direkt mutfağa daldım böyle. Ulan mutfakta ayağım su yok. Dedim senin kulağının zarına tükürsünler. Nerede dedim şıpır şıpır su sesi geliyor. Allah'ım. Dönüyorum dolaşıyorum. Su yok. Tuvaleti açıyorum. Su yok. Baktım hoca odası kapısı böyle yamuk yumuk duruyor. İçerisi biraz danık. Aha dedim, hırsız. Hırsız dedim. Kesin dedim. Hırsız girdi mesela. Yandı. Zaten ilk içerginde bu şu jalüziler var ya, böyle vurup vurup duruyordu. Ses geliyor. Dedim abi camdan girmiş hırsız. Hırsız camdan girmiş dedim. Mescide gidin. Mescide dedim. Soydu, soğana çevirdiler. Bir şey de yok gerçi. Ne yapacaksa burada. Bir sadaka kutusu var. İçinde de 100 lira para var. Onu alıp götürecek herhalde. Oradan geri döndüm mutfaktan. Tam araya geldim. Bir daha jalüzi sesi çıkardı. Aha dedim, hırsız. Şimdi dedim Hüseyin'i uğraştırıyor. Zaten sıkıldı. Stresle geldim. Stresle hızlı geldim. Hani mescidi su bassaya geldim kardeşim ben. Tövbe estağfurullah. Tam şu aradayım abi. Bizim şu üstte şey var, yemekhane hemen şu arada. Karşıda oda var. Kapısının böyle arası hafif açık böyle. İçeriden böyle bir bildirim, mesaj, bildirim sesi geldi. Benim yüreğim ağzıma kadar çıktı. Aha dedim, kesin dedim, içeride adamlar soyuyor dükkan. Bu da kapının arasına baktım. İçeride iki tane gölge böyle. Uzun boylu bir... Dedim böyle Allah dedim, şimdi mevzu var. Hırsızlarla dedim güreş yapacağız. Ulan kapıyı bir açtılar. Elinde şey varmış. Bu konfetim pat dedi suratıma. Baktım diyor, doğum günümü Allah dedim seni kahretmesin lan. Doğum günümü öldüreceksin. Allahümme sal. Lan dedim ne oluyor? Bizim
Hizmettekiler bana sözde doğum günü sürpriz. Ulan dedim böyle sürpriz mi? Öldürecektiniz. Doğum günümde ölecek. Harbi korktum ya. Hayır, stresle geldim zaten. Ben hani mescide su bastı diye geldim ben. O panikle gelmişim. Ortalığı dağınık, pencereyi açık görünce böyle sesler de gelince dedim içeride hırsız var da. Hırsız her yeri soyuyorlar. Hırsız, cami bile soyuyorlar yani. Duyuyorsunuz ya, camide imamın geçen cübbesinin sarığını çalmışlardı. Ne yapacaksa? Sahte imamlık mı yapacak? Ne yapacak? Ulan kapıyı açtı bir de. Salih nerede o? Burada mı o? Bir de konfeti almışlar. Ulan tövbe, adımızı çıkartacaklar. Haberim yok mu şeyden? Suratıma tutuyor bir de. Suratıma, sanki pompalı olsa suratıma sıkacak. Ulan ne yapıyorsun? Ben de yüzüm... O videoyu... videoyu çekiyorlar. Videoyu çekiyorlar bir de. Ben şey, belli kısımları belki atabilirim. YouTube'a ekleyebilirim. Size de şamata olsun zaten. Size tam şamata arıyorsunuz. Ula dedim, doğum günümde beni... Doğum günüm ölüm günüm olacak ya. Hakikaten doğum günüm ölüm günüm olacaktı az daha. Harbi korktum yani. Ha, korktum derken hani şundan şey yaptım. Ha, dedim içeride hırs var. Dedim ya, o beni öldürecek ya ben öldüreceğim. Bunun başka yolu yok. İçeride kapıdan bir de böyle durmuşlar böyle. Kımıldamıyor bir de. Ulan Eyüp var ya. Arada böyle durmuş. Ya, gel, gel, bana mı vereceksin? Ben sana sorarım o telefonu şimdi. Tövbe estağfurullah. Neyse, Allah razı olsun, mübarekler sürpriz yapmışlar. İnşallah. Ben kenarım be. Hocam sizi gördüğün anda. Oğlum ne ağzına bu ya. Salih koy. Doğum günü bölüm günü mü olacaktı? Manyak mı? Abi. Hocam gelin hocam, masaya yatın. Oğlum ödüm koptu ya. Gelin hocam. Lan evde bir sahibim. Gelin hocam bir şey. Kapat lan şunu. Salavatlarla da düğün şey, doğum günü nerede görülmüş? Her şey bizde. Neyse. Sağ olsun arkadaşlar. Akşam yüreğimi ağzıma getirdi. Nasıl bir sürprizse bu, az da ölecek. 112'yi çağıracaklardı az da. Tövbe estağfurullah. İşte neyse. Velhasıl kelam. Öyle bir dilim pastamız yedik. Sağ olsunlar cübbe takki almışlar. İşime geldi aslında. Sarık. Bu hazır sarıklar. Bunun yeşilini almışlar. Cuma günü onu giyeceğim inşallah. Bir de cübbe iyi dedim. Güzel oldu. Bereket oldu. Bedavadan cübbe sarık oldu. Rabbim Celle Celaluhu bizleri yolundan ayırmasın. Amin. Bakın arkadaşlar, hepimiz öleceğiz, gideceğiz. İşin şamatası bir tarafa. Hepiniz 13, 14, 15 yaşında kardeşlerim var. 20 yaşında, 50 yaşında kardeşlerimiz var, abilerimiz var burada. Bugün binlerce 15 yaşında çocuk öldü. Binlerce 50 yaşında adam öldü. Hiçbiri bugün öleceğini bilmiyordu. Hiçbiri, ya şu kadar söyleyeyim sana, ben şimdi buradayım, misal diyorum. Ya 5 saniye sonra şurada kalp krizi geçirip ölsem haberin var mı? Yok. Hepimiz için geçerli. Ya şurada deprem olsa, bina tepemize çökse bittik. Haberimiz var mı? Yok. E peki niye ona göre yaşamıyoruz? Niye peki günahlardan soyutlanmıyoruz? Allah rızası için konuşuyoruz. Kardeşler, öyle bir hayat yaşayın ki Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkacağınız gün onun karşısında suçlu gibi biri durmayın. Allah'ın huzuruna çıktığınız gün öyle bir olarak çıkın ki bir suçlu gibi değil de sağlam bir Müslüman olarak Rabbimiz Celle Celaluhu'nun huzurunda duralım. Bir daha da beni korkutmayın. Var ya, lan ne mübarek adamlar. Harbi çok korktum ya. Vallahi billahi. Yüreğim ağzıma yandı. Sapık mısınız dedim. Öldüreceksiniz beni ya. Ama onu, neyse, onun videosunu o bir kısmı atacağım. Bir kısmı atacağım. Allah'ım, öyle Salih var ya, o Salih öldürecek beni ya. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Amin. Rabbim hepinize hayırlı yaşlar nasip etsin. Amin. Hayırlı ömürler nasip etsin. Amin. Hayırlı eşler versin. Amin. Ulan amma amin dediniz ha. Evliler niye amin diyor, ben onu anlamıyorum. Evliler de amin diyor. Oğlum yengeler duymasın, bak uyarlar sonundan sonra. Hayırlı işler versin. Hayırlı amin. Evlatlar nasip etsin. Amin. Hayırlı evlat çok önemli bu devirde. Evlatların ayakları kayıyor cehenneme doğru. Evde ana baba ne kadar güzel olursa evlat da o kadar güzel olur arkadaşlar. Rabbim hepimize hayırlı evlatlar versin. Amin. Amin. Evet.